insanla kovalayanın hikayesi bu. Yol belli, iz belli, kovalayanın kaçanı, yakalayacağı yer belli. Birimiz hep ister, ötekisi zora koşar. Birine alan deriz, öbürüne de veren. Verenin zorluk çıkarması alışverişin gereğinden. Yapma, ayıp sana valla, ulu orta konuşulur mu bunlar? Biz buna ayıp deriz ama bu ayıp üstüne döner dünya. Yapma, ayıp sana valla, ulu orta konuşulur mu bunlar? Biz buna ayıp deriz ama bu ayıp üstüne döner dünya. Ayıp dediğimiz şey... Selam. Senin ne işin var burada? Aa, Leyla sen misin? Ben seni gökte ararken yerde buldum ya. Sen beni niye arıyorsun ki? Allah'ın cezası. Hayvan. Birbirimize karşı saygılı olalım. Aramızda geçen onca güzel hadiseden sonra. Bütün tepkim o hadiselerin yüzünden zaten. Hem sen benim soruma cevap ver. Ne işin var burada? Hoca çağırdı. Hoca? Hadi canım. Bütün bunları sadece benimle görüşebilmek için sen ayarladın değil mi? Seni de bizzat arayıp hoca çağırmadı mı? Evet. Yani sen diyorsun ki koskoca profesör sen de beni yan yana getirmek için araya girdi. Yani profesörlük makamı insanın ruhundaki pezevenkliği ortaya çıkartıyor. Bunu mu söylüyorsun? Hayvan, hayvan diyorum. Aa, lütfen kabalaşma Leyla. Kalbimi kırıyorsun, ben ince ruhlu bir erkeğim. Seni görmek istemiyorum Bora. Bu söylediğin şu an için imkansız. Hoca çağırdı, biz de buradayız. Gönder yavrum sandalyeyi. Çocuğum gönder. Aferin. Geçen sene bugünleri hatırlıyor musun? Unuttum. Beni unuttun. Evet. Peki unuttuğum birine bu kadar kızmak niye? Sizin probleminiz ne biliyor musun? Yaşadığımız onca güzel günden, yediğimiz içtiğimiz o güzel yerlerden, birbirimize aktardığımız o güzel duygulardan sonra ufacık ama küçücük bir olay yüzünden her şeyi silip atabiliyorsun Leyla. Yazık, yazık. Küçücük mü? Evet. Bora, beni aldattın. Küçücükten biraz daha büyük bir olay. En yakın arkadaşımla. Tamam, az daha büyür. Bizim evimizde. Biraz daha büyüdü. Bizim yatağımızda Bora. İri. İri diyebileceğim bir olay bundan bir adım öteye gitmez. Üstelik sen Melek'le samimi falan değildin. Bu aldatma mevzundan sonra samimi oldunuz. Hiç görüşmedik. Ayrıca. Ayrıca ne? Ayrıca ortada aldatma diye bir durum yok. Ha? Gözlerimle gördüm. Leyla, ortada aldatmak diye bir durum yok diyorum. Gözlerimle gördüm diyorum Bora. Gözlerine gördün. Hı hı. Ama beyninle yanlış yorumladın. Neyi? Aldatmak nedir? Aldatmak, birine yalan söylemek ve o söylediğin yalana onu inandırmak değil mi? Ben sana yalan söylemedim ki. Ben sana başkasıyla yatmıyorum demedim. Bora sus, çünkü gerçekten saçmalıyorsun. Hayır, gayet mantıklı konuşuyorum. Sorarım sana. Sen bana sordun mu? Sordum, biriyle yatıyor musun dedim. Ben sana yatmıyorum dedim mi? Ha öyle söylesem o zaman seni aldatmış olurum. Ama sormadın. Sormadım, ben de söylemedim. Sorsan söylerdim belki. Şimdi bu kadar insanın içinde bu yargısız infaz niye? En yakın arkadaşımla yattın. Ama aldatmadım. En yakın arkadaşım Bora. Ya sanki sorun benim başkasıyla yatmam değil de arkadaş olmanızmış gibi konuşuyorsun. O zaman küsün. Küsün kardeşim. Küsün. Beni de bu işin içine sokmayın. Etten kemikten küçücük bir adamım ben de. Yapma tamam, ya. Tamam peki. Tamam. O zaman benimle birlikteyken bir başkasıyla yattın. Bak işte anlaşmaya başlıyoruz. Evet biriyle yattım. Ama seni aldatmadım. Üstelik bu yattığım insan senin de yakın arkadaşın olmadığına göre bak mesele küçüldü, küçücük kaldı. Bardağın dolu darı bu Leyla'cığım. Yani bardakta boşluk olduğunun da farkındasın ha? Bir dudak payı boşluk var tabii. Bora sus çünkü gerçekten saçmalıyorsun ha. Ama ya işin garip tarafı ne biliyor musun? Saçmalık sende garip durmuyor. Saçmalık sana acayip yakışıyor. Bu ironik tavırlar, bu parlayan yeşil gözler. Hı. Leyla senin tansiyonun falan çıkmış olmasın? Ne o? Yine ben mi suçlu oluyorum yani? Oh ne güzel be. Sen yakında böyle haksızlığa uğradığını falan da iddia edersin şimdi. Evet, evet. İnsan böyle durumda
çok yalnız kalıyor. Yaralanıyorsun, kanıyorsun. En yakın arkadaşım dediğin insanlar yanında olmuyor. Ya üstelik sen beni niye terk ettin ki? Ben Melek'le 2-3 gün oyalanıp sana geri dönecektim Leyla. Ben niye hala buradayım ki zaten ya? Söylemek istediğim şu da aslında bak gerçekten. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk da niye ayaktasınız birden çıktın karşıma kırmızı kırmızı korkuttun beni otursana şuraya. Otur. Ayakta niye duruyorsunuz ya? Ödüm koptu be. Otur. Sen de otur. Sağ olun hocam. Siz oturduysanız ben de oturayım. Gerizekalı mıyım ayakta tek başıma kalayım? Adama manyak derler ya. Estağfurullah. Rica ederim. Arkadaşlar. İkinizi birden aynı anda buraya neden çağırdığım konusunda bir fikri olan yok tabii ki değil mi? Yok hocam. Bazılarımızın bu konuda fikirleri var hocam. Aa güzel yavrum ne gibi? Hayır hocam. Biz buraya neden çağrıldığımızı nereden bilelim ki? Fikrim var dedi bir de arada pezemek mi dedi bana mı dedi ben anlamadım ya bir şey dedi o ama. Beze çıkmış hocam. Ha. Onu söylüyor. Beze ha. Hocam Leyla var ya. Hocam. Ha. Akademik kariyerimi düşünüyorum. Akademik kariyerimi düşünmeyeni de düşünmem. Hocam, ben ne diyeceğimi yemin ediyorum unuttum. Alzheimer oldum herhalde ya. Vah vah geçmiş olsun. Prostat olmadı. O çok zor. Devamlı git gel. Allah muhafaza. Neyse. Arkadaşlar ben durumu size kısaca bir özetlemek istiyorum. Fakültemize dolayısıyla da bana bir görev verildi. Ben de düşündüm taşındım dedim ki bu görevi niye tek başıma yapayım ben deli miyim manyak mıyım dedim. Hep beraber yapalım dedim ama onu söylediğimde tek başımaydım. Şimdi sizin kafanız biraz karıştı. Ben şöyle özetlemeye çalışayım arkadaşlar. Niye sizi seçtiğimden başlayalım. Sizin hem geçmişteki uyumunuzdan ötürü... Uyum değil mi hocam? Evet. Sen niye ahlıyorsun yavrum? Boş verin hocam. Kendi düşen ahlamasın. İyi. Ağlamasın da ben ne diyordum arada yine laf kaynadı. Uyum. Heh. Ahlama. Yok uyum 40 yılın başında doğru bir şey söylerim uyum. Hem sizin geçmişteki uyumunuzdan ötürü hem de sizin önünüzü açmak maksadıyla bu görevi size vermeyi uygun buldum arkadaşlar. Siz gideceksiniz beraberce hazırlayacaksınız yapacaksınız kitap halinde bana getireceksiniz ben de vereceğim inşallah yaptım diye. Hocam görevler nedir? Evet görevler arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ülke olarak Avrupa Birliği kapısından burnumuzu soktuk sokacağız. Fakat burnumuzu sokmadan önce çok daha hayati yerlerimizi sokmamız gerekiyor. Hiç öyle düşündüğün gibi bir şey değil. Hıf 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 diye gülüp milleti gaza getirme öyle bir şey değil. Mesela kokoreçimizi yasaklıyorlar ondan bahsediyorum. Ama mevzu kokoreç değil arkadaşlar. Yaklaş. İlkokullarda cinsel eğitim dersleri verilecek... Fakat müfredat yok. Müfredat olmayınca nasıl edeceksin? Müfredat olmadan ders mi olur? Ha yok ki. Ha. Hocam ha. Cinsel eğitime müfredat biz mi olacağız? Hem de ikimiz. Ha. Hocam kabul. Bu görevi bize verdiğiniz için çok teşekkür ederiz hocam. Bu görevi öpeyim hocam. Oh büyük bir heyecan ve özveriyle yerine getireceğiz hocam. Özveri mi? Evet. Pardon hocam da siz ne diyorsunuz acaba ya? Ne bileyim bu manyak 19 Mayıs şiiri okur gibi fırladı ayağa birden. İnanır mısın arada iki kere de yaladı beni ya. Allah Allah. Yavrum ben onu demiyorum ki. Geçmişten günümüze kadın erkek ilişkileri nasıldı? Flörtün tarihçesi neydi? Bunları araştıracaksınız bir kitap bir müfredat yapacaksınız diyorum. Sen kıçında basur varmış gibi ayağa fırlıyorsun. Ha biz bir şey yapmayacağız yani. Merak etme canım biz sana onun için Melek'i göndeririz. Hani bu kadar heyecanlanmışken. Ona da kızıyorsun sonra. Bir şey söyleyeceğim ya. Melek güzelse bana hayalin de boşa gitmesin bari. Fikir olarak bir şey yap. Neyse. Evet. Hocam konular nedir? Evet bak ısındı oluyor tabii konular. Buraya ben not aldım konular tabii. Konular ben burada değil tamam. Konu tabii ki konu başlıkları önemli. Onları ben not aldım. Konular aldım notları evde kalınca ben konularda düşündüm serbest bırakayım dedim çocukları. Hiç sıkıştırmayayım dedim konularda serbest bıraktım. Yalnız arkadaşlar bir iki önemli nokta var ki ona çok dikkat etmeniz gerekiyor. Nedir efendim? Bildiğiniz gibi bizim ülkemizde her şeyin üzeri örtülüyor. Hatta ve hatta cinselliğin de üzeri örtülüyor. Şimdi bu bakımdan baktığınız zaman... Ay affedersiniz. Telefonu yeni aldım da daha ayarlayamadım sesini kusura bakmayın. Ay halı sahada maç vardı. Efendim? Buldum kaleci buldum ha. Hocaya katılıyorum. Hangi konuda? Ülkenin durumu. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Cinselliğe açız. Bu hep benim içimi acıtmıştır ya. Gözlerimi yaşartıyorsun Bora. Yaşarsın. Çünkü cinselliğe açız. Nereden çıkardın bunu? Örnek mi istiyorsun? Güzel bir kadın gördüğümüzde ona bıktırana kadar ilgi gösteririz. Onu gözlerimizle soyar,
Her türlü fantazi üzerinde gerçekleştirdikten sonra hemen yatağa geçip... Bora! Ne, efendim? Ne yapıyorsun sen? Ya niye kapatıyorsun? Ben cinsel eğitimden bahsediyorum ya Leyla. Allah Allah. Ya şuradan iki dakika çıktım. Ne zaman açtınız? Neyi kapattınız? Kardeşim bir şey açıp kapatmayın. Şimdi biz bu konuda anlaştık. Sizle beraber çalışıyoruz değil mi arkadaşlar? Çok evet hocam. İşlerim var. Anlaştık. Başarılarınızın devamı diyorum. Size güveniyorum arkadaşlar. Şu kitaplarımla I cetvelimi de alayım gideyim. Haydi görüşürüz. Bu görevi benle niye kabul ettin? Ben mi? Kariyerimi düşünüyorum. Ya sen? Hala çok güzelsin. Leyla. Leyla. Ne var? Nereden başlayacağını buldun mu? Sana ne? Tam tahmin ettiğim gibi bulamamışsın. Ben nereden başlayacağımı buldum. Bana ne? Aman tamam be. Nereden başlıyormuşsun? Konu cinsellik olduğuna göre tabii ki ilk insandan. O da kendi başına bir şey yapamayacağına göre tabii ki ilk iki insandan. Niye onlar? Çünkü insanlık tarihinin en büyük buluşçuları onlar da o yüzden. Yok yani en büyük buluşun elektrik olduğunu sanıyordum. James Watt, sonra Thomas Edison. Onlar elektriği ve ampulü buldular. Evet. Peki James Watt'la Thomas Edison'ı kim buldu? Nasıl yani? İşte cevap bu nasıl da. En büyük buluş elektriği bulanı bulmak. Onları kim buldu? Ha? Tabii ki ilk iki insan. E açar mısın şu konuyu biraz? Tamam. Düşün. Hı. Biz seninle yeryüzüne gelmişiz. İlk iki insanız biz ve yalnızız. Biz ikimiz. Dünyada ve yalnız. Ben geri gitsem Bora. Düşün. Konuşabildiğimizi varsayalım. Bize anlatılan bir şey yok. İnsanın kullanma kılavuzu da yanında gönderilmediğine göre birbirimizle ne yapacağımızı bilmiyoruz. En güzeli. Ya bunu söylediğin an insanlık tarihinin çanına otu tıkarsın. Niyemiş o? Çünkü biz seninle bir şey yapmazsak insanlık tarihi başlamadan o noktada biter de o yüzden. E tamam o zaman oradakiler mümkünse biz olmayalım Boracığım. Tamam Leyla tamam oradakiler biz olmayalım. Adem'le Havva. İlk iki insan. İngilizcesi Adam and Eve. Oradalar. Maç yok. Tavla yok. Okey yok. Tiyatro yok. Sıkılıyorlar. Ay, sıkıldım. İyi. Ne oldu? Adem ne oldu? Aa ciddi bir şey mi?
Ademciğim de dur. Bu ne böyle? Ay ay, bu şimdi mi oldu Adem? Ay ya, sen ne yapıyordun da bu böyle oldu? Korkuyorsun ama ben de daha önce hiç böyle bir şey görmedim ki. Ay bak, tutturmuştun, sende var, bende yok. Al şimdi, sende var, bende yok. Aferin olsun. Tamam, dur dur. Ne yapıyordun sen bu böyle oldu? Ya söylesene. Ademciğim söyle bak, kızmayacağım. Hayatım, söylemezsen çare bulamayız. Söyle. Bana bakıyordun sen. Oh olmuş. Tamam, bulacağız bir çaresini de, ben de bu durumda ne yapılır hiç bilmiyorum ki. Tamam, korkuyorsun ama yani böyle bu hızda büyümeye devam ederse. Tamam dur dur, bir şey gelecek aklıma, dur. Buldum. Acaba essek? Tamam gel. Gel hayatım bak, öyle kaçarak bir şey bulamayız Ademciğim. Adem bak, kendiliğinden eski halini alıyor. Huy. Vur. Komik mi? Sıkılıyorduk ya, hayatımıza hareket getirdi senin şeyin. Garip ama. Neymiş o? Ben gene sıkılıyorum. Yani benim canım bir şey istiyor, benim canım bir şey istiyor ama ne istiyor benim canım? Ot toplayayım. Aa. Su. Aa. Toksun yani. Tokum. Ama yine de canım bir şey istiyor. Ya bir şey olmalı. Bütün bunlardan başka bir şey olmalı. Ama söyle şimdi, benim de canımı isteteceksin. Bak şimdi. Karnım tok. Su da istemiyorum. Ama yani bizim hayatımızda bir şey eksik. Bunun için gelmiş olamayız ki bu kocaman dünyaya biz. Hmm. Bir şey desen de. Armut. Ayı. Ben onun ne olduğunu bilmiyorum ama bir gün mutlaka bulacağım onu. Güzel. Bu arada bu da sana ders olsun. Neymiş o? Bir daha beni seyretmezsin. Olduğun tarafa bile bakmam. Ödüm patladı be. Ya ama çok ilginç. Neymiş o? Öyle bir değişiklik. Ne yapıyordum ben tam olarak orası öyle olduğunda? Yapmayın, ne olacak? Ya bak, bir şey keşfedeceğiz belki, bak. Ademciğim, ben hayvanlarda da böyle şeyler görüyorum bazen. Şimdi mesela aslanlardan biri böyle yatıyor. Diğeri de onun üzerine geliyor yavaş yavaş. Gel bak. Biri böyle kaçıyor. Öbürü de onu kovalıyor. Yakalayınca da bağırışıyorlar hani. Evet. Ve sen niye yaklaşıyorsun ki acaba? Bilmem, duramıyorum. Aa, aynı aslanlarda da böyle oluyor. Böyle biri kaçıyor, öbürü de onu kovalıyor. Ben anladım. Neyi anladın? Aslanlar işi biliyor. Onlar hayvan ama. Biz de hayvanız. Düşünen hayvan. Bir 5 dakika düşünmesek ne olur? Olur. Olmaz. Olur. Korkuyorum Adem. Korkma, ben Adem. Tamam. Dur. Duramıyorum. Durur musun? Yoo. Durma. Durmayacağım. Tamam, dur.
Oh. Ay. Ay. Kesinlikle yemek yemekten falan çok daha güzel bir şeymiş bu. Evet evet. Bence biz bunu zırt fırt yapalım. Bakarız. Niye? Demin aslanlar gibi bağırıyordun. Ne bileyim, böyle içimden bir ses zora koşmam gerektiğini söylüyor ama... belki başım ağrır, yorgun olurum belki. Ben geçiririm baş ağrını. Orası bilinmez. Neresiydi bakayım ağrıyan yer? Şöyle komple... İlk iki insan. İlginç. Alternatifsiz bir hayat. Anlamadım. Birbirlerinden sıkılırlarsa ne olacak? Hah, aklına ilk bu geldi değil mi? İnsan işte, beyin bu. Düşünme diyorsun, düşünüyor. Tabii, düşündükçe de kişiliğini ele veriyor. Neyse. Ya Bora, sence aşıklar mıydı birbirlerine? Ya boş versene, aşık değil. Sonuçta mercimek fırında mı, fırında? Mandasın Bora. Niye öyle diyorsun ya? Mandasın çünkü biliyorum. Ya hatırlıyor musun, bir gün yolda yürüyorduk, böyle yaşlı bir çift gördük. El ele yürüyorlardı. Ben de dedim ki ne güzel değil mi bu yaşta bu romantizm? Sen ne dedin? Ne dedim? Hayatım sanki hani bir odaya tıksan seviş desen sevişecekler sanki demiştin. Gerçekçilik. Mandalık, duygu eksikliği, bir takım tahtaların noksanlığı canım. Tamam öyle olsun ama dünyayı romantizm değil mandalık kurtardı. İnsanın kullanma kılavuzu olmadan bu eylemle kimler kurtuldu bak. Ha. James Watt, Thomas Edison, Bill Gates, İsmail YK, Hakan Şükür, Fatih Terim, Recep Tayyip Erdoğan. Bora, sen farkında mısın? Saydıklarının hepsi erkek ismi. Tamam, Tansu Çiller. Tamam, sen erkekleri saymaya devam et. Yani seni, beni, Ayşe'yi, Fatma'yı, şuradaki ablayı, insanlığın kendini bulma hikayesi bu. Ayrıca ilk iki insanın diğer insanlardan farkı bu işin nasıl yapılacağını anne ve babalarından duymamış olmaları. E peki onlar bu durumu çocuklarına nasıl anlattı? Bakalım nasıl anlattılar. Bora maymunlarla mı takılıyorsun sen? Yapma oğlum, yapma. Sonra maymundan türedi diye dedikodu çıkaracaklar. Peki. Bana bak. Artık belli bir yaşa geldim. Geldim baba. Sana bazı şeyleri anlatmanın vakti geldi. Ne gibi şeyler baba? Her bir şeyi merak etme gerizekalı. Anlatacağız işte. Peki baba. Bana bak. Şimdi bu anlatacağım şey çok önemli. Zira biz bunu bulana kadar anan ağzıma sıçtı. Her şeyi tutturdu. Yok bu üzerimizdekinin çizgileri yok mu? Bu yaprak ne zaman değişecek? Kokulu çiçek getir. Git orada kokla, hayır kopar getir. Git dinozoru döv. Her şeyi benden istedi. Ama o an geldi çattı ve bütün sorunlarımız halloldu. Şimdi sana mağaranın sonunda ışığı gördüğüm anı anlatacağım ki sen o karanlıkta kaybolma. Peki baba. İyi dinle. Dinliyorum. Şimdi. Dünyadaki bütün canlılardan iki farklı cins vardır. İki farklı. İki. Biri bizim gibi erkek. Biri anan gibi karı. Bir saniye. Bence ananı bu işe hiç karıştırmayalım. Şimdi baştan alıyoruz. Erkek var bizim gibi. Bir karı var ama ananla alakası yok. Tamam. Öyle bir karı var mı onu da bilmiyorum. Farz edelim ki var. Varsa da ananla alakası yok. Erkek var. Bir de o ananın o benzemeyen karı da olsa mesela ananla. Baba. Ne? Hiçbir şey anlamıyorum. Unut bunları. Unuttum. Aslan diye bir hayvan var biliyor musun, kıllı böyle. Biliyorum. Git bak, onlar işi biliyor. Sağ ol baba. Koş. İnşallah yanlış anlamaz. İşte
erkeğin konuşamama hikayesi de başlamış oldu. Konuşamama, hissettiklerini anlatamama. Hissettiklerini dile dökerek ucuzlaştırmama. İçinde kalanları karşı taraf nasıl bilecekse? Ha, konuşunca her şey halloluyor sanki. Yahu en azından ortada bir problem olduğunu ortaya koymuş oluyoruz değil mi? Başlamak. Başlamak bitirmenin yarısı. Öyle mi? Başlamak bitirmenin yarısıysa iki kere başladık mı her şey hallolur demektir. Ne? Adem! Aşkım! Buradayım. Konuştun mu yavrumuzla? Evet. Ne dedin? Evet. Aslanlar içi biliyor dedim. Ne dedin? Aslanlar işi biliyor. Biz zaten ananla biz oradan baktık. Git bak dedim. Öyle yani. Böyle mi konuştuk biz Adem? Ne diyecektim? Bir karıdan bahsedeyim dedim. Öyle bir karı var mı onu ben bile bilmiyorum. Şu dağlarında şey yaptık diyecek halimiz yok ya çocuğa. Bir daha sana yok. Ha! Nasıl ya? Yok dedim o kadar. Sanki başka şansım var. Ha! Nasıl? Çok erkekçe. Ya Leyla sen de benim yüzümden bütün erkeklere kılsın ha. Tabii seni terk ettikten sonra feminist derneklerine gittim be. Benim yüzümden bütün erkeklere savaş mı açtın? Ben bütün erkek sınıfının temsilcisi miyim? Ben sana kızsam bütün kadınlara düşman olmam. Ayrıca ben kadınları çok severim. Bilirim, bilmez miyim? Bir tanesine kızmam demek diğerlerini daha çok severim anlamına geliyor. Ayrıca kadınlar önemli. Her başarılı erkeğin arkasında mutlaka bir kadın vardı canım. Laf! Her başarılı erkeğin arkasında mutlaka bir kadın varmış. Yahu kadın orada duruyordur, adam da önüne geçmiştir. Neyse, ne diyorduk biz konumuza gelelim. Adem'le Havva sevişti, insanlık kurtuldu. İşte bu, konuya bu açıdan bak. Konuya bu açıdan bakınca beni de kurtaracaksın zaten. Yalnız senin benim en yakın arkadaşım Melek'le yatmış olman hiçbir şeyi kurtarmıyor Bora. Sen de bu gruba dahilsin. O meseleyi hallettik sanıyordum ben. Vallahi hiçbir şeyi halletmedik. Ortada antietik, bol erotik bir durum var. Gelelim biz konumuza neyse. İlk insandan sonra konu bu topraklarda geçtiğine göre ilk Türk. Devamı da geliyor. Osmanlı İmparatorluğu. Haremler, cariyeler, onlarca kadın, bir erkek. Onlarca kadına hiç erkek. Ya harem kısmı daha çekici gibi geldi. Tabii orası senin için öyle Bora. Yalnız bu konularda ben çok tutucu bir erkeğim ha. Biliyorum çok tutucusun da şu tuttuğun şeylerle ilgili kafamda soru işaretleri var. Bak Leyla. Bak günahımı alıyorsun, günahımı böyle almaya devam edersen öldükten sonra öbür tarafa melaike olarak gideceğim. Boşuna huri hayalleri kurma, senin işin zebanilerle. Neyse, Osmanlı ve cinsellik deyince ilk kim geliyor aklına? Kim? Bir kadın uğruna topraktan vazgeçen adam. İşte romantizm. Hiç sanmıyorum. Niye? Dünyaya açılan ilk Türk. Laleli piyasasının oluşmasına sebep olan adam. Baltacı Mehmet Paşa geliyor. Of! Sapık! Ya iş bitmiyor mu be? Herifi bıraksak 8 saat çalacak anasını satayım. Yaver ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buyurun paşam. Biz savaşa bu yüzden geç kalıyoruz ha. İki öne bir arkaya, iki öne bir arkaya gidene kadar savaş bitiyor zaten. Ondan sonra öldürecek düşman askerleri nerede? Herkes kaçmış. Sen bana hatırlat da biz bunda bir ara bir değişiklik yapalım. Yaparız bir remix, gül gibi olur. Ne yaparız? Remix. C DJ Yaver. Ha. Neyse. Bu savaş da bitmek üzere Yaver. Hilal taktiğimiz yine işe yaradı paşam. yarar tabii ki. Önümüzde duracak kimse kalmadı. Koskoca bir ordu çaresizdir paşam. Ve çaresiz kalacaktır tabii ki de. O kadar çaresiziz hap haline.
Evet Karinam. Osmanlı ordumuzu iyice sıkıştırdı. Korkarım. Korkmayın. Tamam. Korkmayın. Ülkemiz, topraklarımız hepsi elimizden gidecek. Ah tanrım. Peki bir mucize, bir şey bu Osmanlı karşısında bizim ordumuza savaş kazandıramıyor mu? Osmanlı karşısında mı? Evet. Osmanlı karşısında savaş kazanamayız Katerina'm. Maalesef ama maalesef son yaklaşmakta. Tanrım. Peki bu durumun bir çözümü yok mudur? Ne bileyim ben, bu Osmanlı'nın zayıf bir yanı, bir şeysi. Zayıf yanı? Evet. Osmanlı erkeğinin zayıf yanı. Evet. Zayıf yanı, zayıf. Evet, vardır kraliçem. Neymiş, söyle bakalım. Osmanlı erkeğinin zayıf yanı halvet olmaktır. Savaş meydanında düşmanı yerle bir eden yiğitler halvet olmak söz konusu olduğunda aklını yitirmektedirler. Emin misin Paulina? Bunca güçlü savaşçı o tip konularda aklını yitirir mi canım? Öyle Katerina'm, öyle. Hatta ben bu konuda bir rivayet, bir anekdot bilebilirim. Anlat bakalım. Efendim, çağımızın halvet olmak yoluyla kişiden kişiye geçen bir hastalığı vardır. Onu bilir misiniz? İşte bu hastalık öyle bir hastalık ki o kişiyi öldürüyor. Hem de çok kısa bir zamanda. Biliyorum o ölümcül hastalığı. İşte bizim ülkemizden bir dilber ama biraz da bahtsız bir dilber bir gün bu hastalığa yakalanmış. Ay yazık. Yazık. Fakat bu iyi yürekli dilber kendisiyle birlikte olmak isteyen bu kişilere... Ben de çağın vebası var. Benimle halvet olursanız size de geçer ve ölebilirsiniz. Dermiş. Bravo, tam benim yurttaşıma yakışır şekilde. Fakat gün gelmiş bu dilbere bir gün bir Türk aşık olmuş. Evlerinde lambaları yanıyor. Ana. Yana yakala halvet olmak istemekteymiş bu genç yiğit. Bu dilber. Bende çağın hastalığı var. Benimle bir münasebetiniz olursa size de geçer ve ölürsünüz. Demiş yine. Türk hemen vazgeçmiş tabii tabii. Bunu dinleyen bu genç yiğit. Yavrum. Türküz biz. Erkeğiz. Şerbetliyiz yavrum. Bize bir şey olmaz. Yürü bakayım canım sen. Yürü bakayım yavrum. Oh anam benim. Yürü canım. Diyerekten onun isteğini gerçekleştirmiş. Aa. İşte bu kadar gözü karalar kraliçem. Aa. A. 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 Paulina, o zaman sen hemen şu baltanın şeyini botucu. Botucu'nun yaverini buraya çağır. Biz de kendisine bir davet gönderelim. Evet, tamam. Evet. Paşam, bir haberim var size. Haber mi? Evet paşam. Hayırdır yaver? Rus tarafı görüşme talep ederler paşam. Ne? Rus tarafı görüşme talep ederler paşam. Yavrum, iyi misin sen? Evet. Her tarafı kuşattık, kaleyi aldık, buradan basıp gidiyoruz artık. Bu dakikadan sonra kimle ne görüşeceğim? Söyle, görüşmüyorum. Ama paşam, çok önemli bir konu bu. Sonra pişman olmayın. Önemli. Çok. Neymiş önemli olan bu konu? Rus tarafından sizinle görüşmek isteyen kişi bir kadın. Ah paşam. Bir daha bir yapsan onu be. Kadın. Ah. Şurayı anladım yaver, kadınsa şu kısmını anlayamadım. Altyapı paşam. Ha, kadının altyapısı sağlam. Evet. Ha, şimdi doğru anlamış mıyım bir bakalım. Buyurun paşam. Rus tarafından benimle görüşmek isteyen bir kadın var. Evet. Geldiler, bunu sana anlattılar. Anlattılar paşam. Sen de bunu dikkate aldın. Çok. Geldin bana söyledin. Söyledim paşam. Aferin. Sağ ol. Aferin gerizekalı yaver, ben o kadınla savaş meydanında ne konuşacağım ha? Ha! Ben şimdi savaşa çıkmadan evvel bu kadın bana bir atkı, bir iç donu örseydi. Tabii ben onu giyip de savaşa gitseydim o zaman kadınla bir münasebetim olabilirdi. Ama şimdi ne ama ya? Ama paşam ne? Bu kadın var ya öyle atkı örecek bir kadın değil. Gel. Ne? Gel paşaların paşası. Paşaya gel. Gel. Millete denk gelen Osmanlı'ya bak, benim şansıma bak kardeşim. Of. Geldik bakalım ha, geldik. Fakat paşam, bu kadınla atkı konusunda dahi konuşabilirsiniz. Atkı bahane, kadın şahane paşam. Ne diyorsun ya? Size Katerina diyorum paşam. Görüşün, pişman olmazsınız diyorum. O ne demek o? Şu demek ki ben kendisiyle görüştüm. Fakat ruhu ahvalim hala görüşmeye devam ediyor paşam. Hmm. Ya ver. Hmm. O ahvali al oradan, sıçacağım şarap kenarına, beni götürüyorsun lan. Peki bir dakika. Ya kale? Of. Fetih. Bir. Aman be paşam, buraya aldınız, ne oldu?
Onu soruyorum, ne oldu? Ciğerim söküldü, ne oldu onu soruyorum. Padişah sizi başka bir yere gönderecek, orayı da al. İnsanoğlu doyumsuz paşam. Hakikaten doğru söylüyorsun ha. Beyefendi orada keyif çatsın. Hiç. Saraylar, cariyeler. Saltanat teyitleri. Biz burada ne yeriz, ne içeriz? Çok affedersiniz ama kiminle sevişiriz değil mi? Değil mi canım, değil mi? Benimle değil herhalde gerizekalı. Benimle değil herhalde. Sen de dik tut lan şunu. Bu ne lan? Fotoselli mi yaptırdınız lan bunu? Ha? Bana bak. Padişah hakkında böyle konuşmaktan seni men ederim, anladın mı? Aklıma girmeye çalışma. Hiç kimseyle hiçbir şey görüşmeye gitmiyorum. Ahan asker. Paşam kendinizi düşünmüyorsanız bari şu askerleri düşünün. Oradan öyle Ulan iki dakika bir perişan olsana be. Oradan öyle perişan oluyor garipler. Olacaklar tabii, işleri bu. Paşam ordunu iyice tükeniyor. İyi. Fethettiğimiz yerlerden alırız o zaman. Paşam Rus mutfağı bize göre değil. Cırcır oluyoruz. Yavrum bir avuç sarı leblebi ye, hemen keser. İstersen lazanya yaptır ikisi. Dik tut lan şunu. Bana bak. Aklıma girmeye çalışma. Hiç kimseyle hiçbir şey görüşmeye gitmiyorum. Asker bunlar, asker. Ne bulurlar sonra yiyecekler. Paşam bari bir ön görüşme yapsaydınız. Paşam ne de olsa sizi çağıran kişi bir kadın. Bakın kraliçem. Evet. Baltayı gördüğünüzde benim yaptığımı yapın, pişman olmayacaksınız. Balta geliyor. Gördünüz. Balta. Ne haber? Nasıl? Güzel ama ben böyle bir şeyi kesinlikle yapamam Paulina. Ne diyorsun, bu baltacı bizim davetimizi kabul edecek mi? Hadi kabul etti diyelim, onu ikna edebilecek miyiz? Ah kraliçem, ah kraliçem. Siz kendinizin, kendi güzelliğinizin farkında değilsiniz galiba. Benim güzelliğim ne çare Paulina. Burada koskoca topraklar var kıyaslarsan. Ay keşke kraliçem, keşke size bunu kanıtlamanın bir yolu olsaydı. Nasıl? Örneğin toprak mı yoksa Katerina mı diye sorduğumda karşımda cevap veren birileri olsaydı. Keşke. Bunu size kanıtlardım. Keşke, keşke burası bir savaş alanı değil de mesela. Mesela? Mesela Osmanlı'da. Evet, Osmanlı'da bir topluluğun önü olsaydı da. Ben de oradaki erkeklere sorsaydım. Kaçınız toprak yerine Katerina'yı tercih ederdiniz diye. Sorsam onlar da el kaldırsalardı örneğin. İlk olarak sorsaydım. Acaba kaçınız toprak yerine Katerina'yı tercih ederdiniz? Yok mu? Yok mu? Var. Oradan bir hanımefendi görüyorum ama anlamadım. Ya da toprağı Katerina'yı tercih ederiz diyenler? Bir beyefendi. Ama ya bak. Tabii şimdi. Son olarak yanımda karım var. Sevgilim var. Korkuyorum diyenler de var. Destur. Katerina'm, siz içinizi rahat tutun. Peki. Aman paşam, yanlış adres. Sorunca gaza geldi. Gelmeyin. O zaman şöyle yapalım. Yapalım paşam. Biz gidelim, bunlara diyelim ki zaten biz buraları kuşattık, aldık. Size de bir şey yapmayacağız. Buradan basıp gidiyoruz diyelim, ondan sonra basıp da gidelim ya. Böyle basalım paşam. Bu tarafa mı basacağız? Tamam. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şimdi böyle palas pandras gitmek olmaz. Sen şimdi bir önden git güzelce. Paşam geliyor diye güzel böyle janjanlı bir açılış konuşması yap benim için. Janjanlı. Janjan? Remix oluyordu ya. Gerizekalı. İmparatorça Katerina. Ahan da Katerina. İmparatorça Katerina. Osmanlı veziri Baltacı Mehmet Paşa. Oh yeah. Oh yeah. Yerim seni. Yerim. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah ne abicim? Janjan abicim. Ha. Sen istersen oh yeah dediğinde ben böyle yapayım. Oh yeah ha. Geri zekalı, rezil ettin bizi karıları. Çekil şuradan. Sana iş veren de kapat. Çekil. Rezil olduk. Hanımlar, lütfen rahatsız olmayın. Biz zaten buraya size hiçbir şey yapmayacağız. Bana! Ne söyleyecektin baltan? Ha? O ne? Thank you.
Balina. Yaver. Yaver. Sıçtık. Geçmiş olsun paşam. Oldu, geçmiş oldu zaten, evet. Yaver, ben şu ara biraz düşündüm de. Hangi ara? Şu ara, hemen şu arada ben biraz düşündüm de. Bizim bu askerlere yazık oluyor, oradan oraya sefil oluyor canım bu çocuklar. Paşam, onların görevi demiştiniz. Ya biliyorum hayatım, onların görevi ama böyle görev mi olur Allah aşkına? Zaten bizim ordunun da yiyeceği tükenmiş. Paşam, girdiğimiz yerlerden alırız demiştiniz. Değişiyor bir böyle. Çek lan lan paşaya, çek. Koyacağım Tuğra'yı kafanın ortasına, beynini pekmezine akıtacağım oraya fukara sümüğü gibi. Ben ne dediğimi biliyorum gerizekalı. O Rusların mutfağı nasıl biliyor musun? Tırnakların arasında böyle pislik varmış, elleri yağlı yağlı. Ben askerim o yemeği yedirmem. Peki padişah, kale, büyük Osman diyordun orada. Yavrum, onu diyorum işte. Küçük olsun ki kontrolü kolay olur, onu diyorum ben. Siz kararınızı vermişsiniz, daha ne diyeyim paşam, al. Verdim lan, ağız burun yapma, verdim, ne olacak? Verdim. Şimdi gidiyorum. İçeride Katerina ile eline boyuna ve her pozisyonda bir görüşme yapacağım. Sen de kıpırdamadan burada duracaksın, anladın mı beni? Güzel. Lafa tuttun, karı kaçtı senin yüzünden, gerizekalı. Katoş! Balta! Gel. Canım, üst solunum yolları ağzından çıktı senin. Dur bir geleyim onu. Gerçi bu da fena değil ama haydi bakalım. Neyse. Katerina'm. Efendim Baltam. Yalnız kalalım mı ana? Yaver! Yaver? Kalin, kakalin, kakalin, kamoya. Kalin, kakalin, kakalin, kamoya. Hadi ya! Ya! Biraz benim gibi ciddi ol. Üstünü başını bir topla. Onu ayağına giyecek. Onu değil, gerizekalı öbürünü ayağına giyecek, onu kafana. Ya lan! Hemen kendini bir topla. Ondan sonra da orduyu topla. Geldi manyak. O bir ayağıma gelseydi. Yeni mi bu? Yeniçeri paşam. Belli. Ama daha ziyade temizlikçiye benziyor nedense. Lağımcılardan devşirdik. İyi tamam. Orduyu topla gidiyoruz. Paşam hadi. Kötü bir şey mi oldu? Hayır yavrum, orduyu topla gidiyoruz dedim ya. Paşam? He. Anlaşamadınız mı? Anlaştık. Anlaştık. İnsanı biçimsiz konuşturuyorsun. Anlaştık. Orduyu topla gidiyoruz dedim. Paşam, Rusya'ya mı giriyoruz? Yavrum, ben az evvel Rusya'ya girdim. Yani... Az evvel Rusya'dan alacağımızı aldık. Şimdi de... Gitmeyelim. İtalya'ya gidiyoruz ya, Allah cezanı vermesin. Bir gidelim de ondan sonra yap şunu. Bir gidelim ondan sonra yap. Ne zaman arkamı dönsem böyle. Manyak ya. Şimdi de... İtalya'ya gidiyoruz. Yap arasını satayım. İkili üçlü yap. Ben alıştım ya, nasıl olsa. Yap ikili üçlü yap bana devamlı. Manyak ya. Yalnız, hocam orada da bir Monika karısı vardı. Hadi be. Ona ben hiç bu gözle bakmamıştım. Ben bakarım. Ama şu duyguyu yaşamak için kale kapısına dayanmak gerekiyorsa
Dayanırız anasını satayım. Bekle beni İtalya. Ben geliyorum. Bekle, paşam geliyor. Sen nah geliyorsun. Leyla'cığım diyorum ki ya, bugün çalışmadan sonra beraber yemek yesek de durumu mu değerlendirsek acaba? Ben almayayım Boracığım, biz işimize bakalım ha? Ya öyle mi diyorsun? Tamam o zaman şeye geliyoruz o zaman. Geliyoruz başka konulara. Günümüze. Hayır daha değil. Kadın erkek, flört, cinsellik başka ne olabilir sence? Ne o? Senin konulara mı geliyoruz yoksa? Masumiyet mi? Ya. Hayır tabii. Daha değil. Artık cinsellik yani çocuk yapma dürtüsü yetmez oluyor insanlara. Fantaziler. Hayır daha işin başındayız. Ve daha bulunması gereken çok şey var diyorsun ha? Aynen öyle. Daha bulunması gereken çok şey var. Ve bunu bulduran kadınlar var. Nasıl yani? Şöyle ki bir kadın düşün. Aha. Kadın konuşuyor, susmuyor, telefonu çalıyor. Adam da onu susturmaya çalışıyor. Kadın konuşuyor, susmuyor, adam onu susturmaya çalışıyor. Kadın konuşuyor, adam onu susturmaya çalışıyor. Kadın konuşuyor, adam onu susturmaya çalışıyor. Kadın dırdır, adam sus. Kadın dırdır, adam sus. Kadın dırdır, adam sus. Ve en sonunda erkek çözümü buluyor. Nasıl buluyormuş? İşte böyle. Yani? İlk öpücük de böyle buluyor. Yani ilk öpücük kadın dırdır yüzünden bulundu diyorsun ha? Aynen öyle. Peki, tamam. Bora, o zaman bir tez de benden lütfen. İlk tokatta böyle bulundu. Bana vurdun. Aynen öyle. Öyle mi? Ve erkek çok eşliliği keşfetti. Metin. Oh, canım. Canım yine mi toplantı? Yo. Daha. Evet aman. Yine toplantı ya. Öf. Çok çalışmamız lazım ya. Gerçekten çok çalışmamız lazım. İnan belediyenin yapılan kaldırımları tekrar yapılmak üzere bozan ekipleri bile bizim kadar çalışmıyor. Ama sırf bunun ikimizin geleceği için olduğunu biliyorsun değil mi hayatım? Ay 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 biliyorum hayatım biliyorum. Bilmez miyim canım benim. De sen fazla mesainde kuaförlük mü yapıyorsun acaba? Anlamadım. Kadın saçı var ceketinde. Kadın saçı mı? Sen saçın cinsiyetini nereden anladın? Kadın saçı Metin. Bu kadın şimdi. Ne kadar zayıf bir kadın bu böyle ya. Ver bakayım o kadını bana. Harbi kadın saçı ya. Bu şey kadın saçı. Ha. Ne kadın saçı? Şey bu. Daha tamam dur aman şimdi aklıma geldi ya. Bak şimdi geçenlerde bizim iş yerinde kaloriferler yanmıyor. Ortalık böyle buz kesmiş. Ben sekreteri bir gördüm. Zavallı sekreter sen bir üşü bir üşü bir titre bir titre. Ben bunu bir gör bir üzül bir üzül bir ağla bir ağla. Saç Metin saç. Saça geliyorum. Kızın ağzından böyle buharlar çıkıyordu. Ejderha gibi olmuş yemin ederim. Ben de dayanamadım verdim kıza. Ceketini. Ceketi verdim kıza. Ha. Demek ki onun saçı bak. Temizlemeden geri vermiş ceketi ya. Çok kızdım şimdi ya. Dur telefonda bir de ona kızayım ben şimdi dur bakayım. Ya, arama ya saçmalama. Bir dakika aramıza girme ya kızmam lazım ya. Telefon. Telefon. Çevirdin mi? Çevirdim efendim. Çok teşekkür ederim sağ ol efendim. Rica ederim. Sağ ol iyi günler. Alo kızım. Sen ceketi temizlemeden geri vermişsin bana. Saçının şeysi insanda erotik şüpheler çağrıştırıyor. Bir daha olmasın ha. Bak oraya gelirim çok fena yaparım ha. Aa bu ne ya? Rezalete bak. Kızdım ya. Çok kızdım. Kızdım şimdi erkeğim. Ay iğrenç de bir espri yaptım ya. Ay bende çok var bunlardan. Bak Allah aşkına bak şimdi. Bu ne? El. Şimdi Noel. Ay Merry Christmas. Ay senin gözlerinin altı Christmas. Ay senin de hoşuna gitti bak. Gel kıyamam gel. Bu saç çok önemli bir şey değil mi? Sanki saç sevişmenin en önemli öğesi. Değil o aslında. Hadi canım ben seni bilmiyor muyum? Aslında ne yapacaksın biliyor musun? Diyelim karını aldatıyorsun. Ki benim işim olmaz. Ben asla yapmam öyle bir şey. Hani diyelim karını aldatıyorsun ne yapacaksın? Metresin saçını sıfıra vurduracaksın. Neden? Neden? Çünkü karın yakalasa bile diyeceksin ki saç yok ki. O yakalayacak kadın benim. Evet. Hayır. Olur mu? O adam ben değilim ki. Yakalayacak kadın da sen değilsin. Ben misal olarak gösterdim yani onu.
Metin'cim ayrıca sizin sekreteriniz sarışın değil. Hadi ya. Kızıl. Ne diyorsun? Burada bir şey uyduracağız tabii. Ha? Şimdi şöyle ama bir dakika ya. Ben burada bir şey anlatıyorum. Perde arası olmadı daldın araya. Affedersin. Bir dakika izin ver bir şey anlatıyorum ya. Şimdi iş yeri soğuk. Bir tek sekreter mi üşüyor? Oradaki herkes üşüyor. Sekreter de dayanamamış daha çok üşüyen birine vermiş. Ceketini. Ceketi vermiş evet. Yardım sever. Yardım verer. Ay sever. Ha senin ceketin öyle ortada geziyor ha? Öyle el deneli dolaşıyor vallahi. Ama görüyorsun değil mi? Garibim kendi üşümesini düşünmüyor. Gidiyor daha çok üşüyen birine ceketi veriyor. Ah ben de mi kızmıştım ya. Gideyim özür dileyim şundan be. Ah canım benim. Ah ben ne yaptım. Ah nasıl kıydım ben sana. Ah canım benim. Ah bu numaraları da çevir çevir bitmiyor. Vakit kaybediyoruz burada. Neyse fazladan bir numara çevirdim daha çabuk düşer. Alo kızım. Alo kızım. Aferin vallahi. Ama iş yerine getirdiğimiz şu dayanışma duygusunu görüyorsun değil mi sevgi? İşte bütün bunları görünce insanın daha fazla mesai yapası geliyor. Evet. Metin'cim. Ha canım. Senin bana son günlerde söylemediğin önemli bir şey yok değil mi hayatım? Toplantıda alınan kararlarla ilgili yok hayatım. Yok. Alınan kararları sen daha teorik olarak düşünürsen daha böyle pratik konularda. Pratik konularda. Olur mu ya? Sen olmuyor. Ne olacak onunla pratik? Terbiyesizleşme. Tamam hayatım. Senin geçen gün gittiğin iş seyahati vardı ya Metin Bey. Evet vardı hayatım. Sen döndükten sonra ben senin eşyalarını çıkarıp dolaba yerleştirirken içinden böyle bir şey çıktı. Nereden bu acaba? Nereden bu? Ben de sana soruyorum nereden? Sen söyle nereden bu? Tamam kızma hayatım bir dakika ya hemen ben sana cevap vereceğim. Bakalım nereden? Made in France Fransa'dan. Çünkü Fransızlar kendi aralarında Frans diyorlar. Bizim gibi kaba değil öyle. Fransa demiyor bak. Frans. Metin'cim ben onu demiyorum. Ne diyorsun sen? Bunun burada ne işi var diyorum ben. Evet bunun burada ne işi var? Bu da gerçekten çok güzel bir soru. Bunun burada... Evet ya. Bunun burada ne işi var? Sen ne zeki bir kadınsın ya. Ya Allah öpeceğim. Ya Allah aşkına canım benim. Oh maşallah. Ya sen var ya her yerinden seni şey fışkırıyor. Zeka. Yemin ediyorum. Vallahi bravo. Haklısın hayatım ya. Bunun burada ne işi var? Biz bunun kralını üretiriz Türkiye'de be, kralını be. Bunun burada ne işi var kardeşim? Hayret bir şey ya. Bir kere bunun ham maddesi burada üretiliyor şeyde. Çorlu'da. Oradan gidiyor Fransa'ya. Bunun burada ne işi var? Metin'cim sen konuyu... Çek elini ayağını, bir şey anlatıyorum ben burada. Ben bu konuya Fransız kalamam kardeşim. Marka olamadık sevgimiz, marka. Ondan sonra Fransa'ya para kazandır. Bunun burada ne işi var? Metin'cim. Ne var? Ben onu demiyorum hayatım. Ne diyorsun sen? Bunun... Senin çantanda ne iş var diye soruyorum ben. Senin olmasın? Hayır canım değil benim. Değil buna ben bile inanmadım zaten. O zaman ben sana şöyle bir cevap vereyim hayatım. Şöyle oluyor. Aslında sen bir cümleye girsen ben gerisini getireceğim ama işte şey. Hayır efendim burada soruyu sen cevaplayacaksın. Evde başka biri yok mu yardım alsak? Yok ben cevaplayacağım. O zaman ben sana çok kesin ve net bir cevap veriyorum hayatım. Söyle. Bu... Bilmiyorum. Ne? Ah ama hayatım ya bir insanın üzerine bu kadar gelinmez ki ya. Ben şimdi otel odasından şunu mu alacağım hatıra olarak olur mu ya Allah Allah. Otel odasından şey alırsın. Havlular vardır havlulardan alırsın. Küçük küçük sabunlar olur onlardan çalarsın böyle. Bak bir keresinde ne oldu anıya bak Allah aşkına. Şimdi geçenlerde gene böyle bir otel odasındayız Rus karılarla beraber. Rusya'dan bir heyet gelmiş. Toplantıdayız. İşte bizim arkadaş otel odasından sen telefonu çal, aşağıda da yakalan, o günden bugüne adı Ankesör Osman. Metin'cim. Efendim. Bunlar otel odasında zaten öyle tek başına bulunmuyorlar. Evet. Bunların içinde genellikle ve kesinlikle bir çift güzel kadın memesi oluyor ve o memelerde kesinlikle ve kesinlikle bir kadına ait oluyor. Şimdi sen bu lanet şeyi takamayacağına göre bu acaba kimin acaba bu? Kimin bu acaba? Benim. İtiraf ediyorum benim. İşte bu benim. Sen busun zaten. İnanmadın değil mi? Yok inanıyorum. Ha bütün söylediklerime inanmadın buna mı inandın? Hayatım 40 yıllık kocanı tanımıyor musun ya? Allah aşkına şu çantayı karıştır. İçinden orkid falan çıkar ya. Olur mu ya? Tamam her şeyi bir kenara koydum. Senin şu anlattığını bir canlandırma yapmak istiyorum. Diyelim burada güzel bir kadın var. Ben şimdi onunla seviştim her şey bitti. Hadi bana bir hatıra ver ne? Sütyen. Ay çok hoş dur alayım ben bunu. Dur ben de sana takımlarımı vereyim.
Tıraş takımlarına. Tıraş. Olur mu? Odorun içine yaramaz ya. Olmuştur bir karışıklık. Çantalar karışmıştır. Aa, çantanın kalan tamamında tamamen senin kıyafetlerin var. Peki Zeki karım, şu aklına gelmiyor mu? Hey. Aynı çantadan iki tane var. Birinin içinde bu sütyen duruyor, birinin içinde benim eşyalar. Sütyen, sen kalk bu çantaya gir. Aa, Allah'ın işine bak. Aa, nasıl gitmiş oraya? Ay, ben bunu nasıl düşünemedim? Nasıl düşünemedin? Kadın da bunu arıyordur. Dur ben gideyim kadını bulayım bari. Halbuki ilk akla gelecek şey. İlk akla gelecek şey bu. Evet. Bu. Hiçbir ilgin yok. Hiçbir ilgim yok. Tamam. O zaman sana iyi mesailer Metin. Çok anlayışlı bir kadınsın sen. Benim karım bu işte. Canım, anlayışlı karım benim. Ben yüzden... Canımsın sen benim. Evet. Bir numara. Oh be. Aa, bu ne ya? Amma zor işmiş bu be. Atlattık nihayet. Ben de gideyim de şu sütyenin içini doldurayım. Vallahi saman altından su yürütmek diye buna denir. Ben uygulamaya bakadım. Adam karısını kandırdı mı? Kandırdı. Bak skor tabelasında ne yazıyor? İlişkiyi futbola benzetmek. Skor tabelası. Hep o skor tabelasına bakarsınız değil mi? Oysa biz golün sayısından çok güzelliğinin peşindeyizdir. Skor her zaman daha önemli. Karşımızda Hatice diye bir hatun olduğunu düşünelim. Biz Hatice'ye değil neticeye bakarız. Ayrıca yırttı mı yırtmadı mı göreceğiz. Neyi? Devamını. Bittiğini mi sanıyorsun? Bitmedi mi? Tabii ki bitmedi Boracığım. Bak. Aslında bir kadın inanmaya şartlı olmadıktan sonra hiçbir erkek yalan söyleyemez. Nedenmiş o? Çünkü yalan söyleme konusunda çok tecrübesizsiniz de ondan. Ha, siz yalancısınız yani. Hayır canım, yalan söylemeye mecbur bırakıldığımız için antrenmanlıyız. İstersen şöyle bir şey yapalım. Küçük bir kız ve erkek çocuğunun yalanla doğru arasındaki farklarını görelim. Hem de bu arada yalanlarını saymış oluruz ha. Hadi. Merhaba. Merhaba. Buradan nereye gidelim? Bilmem. Sinemaya gidelim mi? Olur. Ama orada ne yapacağız? Şöyle bir bakayım önce. Film izlemeyeceğimiz kesin. Tekin abi değil mi ya o? Ne kadar çapkın olduğumu görmeli. Tekin abi merhaba. Merhaba Osman. Nasılsın abi? İyi yavrum. Ne yapıyorsun koç? Ne yapayım abi? Sürekli karıyla kızla geziyorum. Aferin oğlum, aferin, iyi gez. Sabaha kadar gezin. Benim için de gez, hadi bakayım. Çok sağ ol abi, izinle öpeyim ben şimdi. Gördüğünüz gibi hiç yalan yok. Emel teyze! Mirili! Efendim Emel teyze? Ne yapıyorsun kız buralarda? Okuldan geliyorum. Bir. Bu çocuk kim kız? Kim? Ben kimseyi görmüyorum. İki. Bu kız, bu yanındaki. Demin yanındaydı. Ay bu mu? Bu çocuk. Bu çocuk. Arkadaş. Üç. Arkadaşı? Nasıl bir arkadaşmış bu bakayım? Bayağı arkadaş Emel teyze. Dört. Nerede? Mahallede görmedim hiç. Mahalleden değil zaten, okuldan. Bu saatte. Okuldan arkadaşla. Dışarıda ne yapıyorsunuz bakayım? Kapak. Yapıyoruz. Okulda eşler uzadı. Kol toplantısı vardı. Beş. Kitaplık kolu. Biz de o kolda olduğumuz için. Altı. Kitap bakmaya çıkmıştık. Kol için yani. Yedi. Öyle mi? Evet. Ben de bunu yedi. Sen de bir şey söyle. Ne söyleyeyim? Kitap yazar. Dostoyevski'de. Tabii. Dostoyevski. Akşam olur. Evlat. Efendim baba. Bugün bir kızla görmüşler seni. Manitan mı? Aslan oğlum benim. Seninle gurur duyuyorum. Tıpkı babası. Aferin oğluma. Sağ ol baba. Ben şimdi gideyim. Manita bekler. Bugün hemen teyzem bir çocukla görmüş seni. O kimdi kız? Kalpak. Anneciğim, okuldan arkadaşım. Sekiz. Yalan söyleme, sıçarım ağzına. Vallahi billahi doğru anne.
yalan yemin iki sayılır. 9 ve 10. Öyle ortalık yerde, el alemin içinde. Milletle gezmek ne hır? Noter huzurunda rezil edeceksin bizi. Vallahi bir şey yapmıyorum anneciğim ben. Çabuk odana kalktın. Gel saçını başını yalan edersin. Ne demek? Bak farkındaysan sonuncuları saymadım. Son yeminle birlikte 12. Niye saydık şimdi biz bunları? Ortalama bir kız ayakta durabilmek için defalarca yalan söylüyor. Fakat çocuğun yalan söylemesine gerek kalmadı. Tersine onun yaptıklarıyla övünüldü çünkü. Ve bu toy erkekler yalan söyleyecek. Biz bu kadar antrenmanlı kadınlar bu yalanlara inanacağız öyle mi? Sonuçta ben uygulamaya bakarım. Deminki adam karısını kandırdı mı? Kandırdı. Sen öyle san. Ne demiştin? Ve erkek çok eşliği keşfetti demiştin değil mi? Evet. Görelim. Kadın dediğin uzun olacak. Uzun kadınları seviyorum ben. Başlayacaksın. Ayaklara yukarı doğru çıkacaksın. Sevgi. Rıfkı. Songül. Karım. Kocam. Karım. Orospu. Kardeşim. Ya tamam sinirlenme yavrum gel. Ben tamam yapma sen gel ben tamam. Ve erkek çok eşliği keşfederken yanında kadın da vardı demek ki. Leyla'cığım ne diyorduk biz ya? Konuya girsek artık ya. Bora. Ha. Bakıyorum canın sıkıldı. Leyla. Bak sen biz beraberken böyle... Ben böyle bir şey yaptım mı onu mu soruyorsun? Evet. Hayır. Hatta sen yapmış olduğun halde. Oh. Ya biz erkeklerin yaratılışı bu tamam mı? Hem ben senin kızacağını bilsem... Bora. Ben senin kızacağını biliyordum da salak kafam yakalanacağımı tahmin edemedim. Ya. Leyla. Biz şey yapıyorduk burada. Şey yapıyor ha. İlk önce toplantı vardı. Ondan sonra işte buraya geldik böyle yuvarlandık falan. Böyle saçma sapan. Aklına söyleyecek yalan da gelmiyor değil mi? Komikti değil mi? Hiç komik değildi. Ya. Ayrıca bir şey soracağım Bora. Onunla birlikteyken ne fazlaydı? Ya da ne eksikti? Yasaktı değil mi? Tabii çekici olan. Neyse biz işimize dönelim istersen. Evet yavaş yavaş günümüze doğru yaklaşmaya başladık. Her şeyin yasaklı olduğu yıllar. 80'li yıllar. Kardeşlerim, biz aslında hepimiz eşitiz. Ama bu yönetenler sizin beyninizi yıkamış. Bayramımız yakında! Ne bağırıyorsun lan manyak? Proletarya geliyor, proletarya! Ne diyor lan bu? Fenerbahçe bir sahacı kalmıştı, ondan bahsediyor herhalde komiserim. Saçmalama lan. Tamam. Proletarya biziz kardeşlerim. Proletarya devrimimizin adıdır. Eğer ölürsem ben partizanca... Lan ne sallanıyorsun? Alsana şunu içeri. Devrimci mevrimci diyor bağırttırıyorsunuz karakolun ortasında. Lan bir ton elektrik veriyorsunuz, hala manyak bunlar. Sallama lan kafanı. Göz kulağı ol buraya. Gerizekalı. Anneciğim. 'Sen çok sevdin o kolu, sana vereceğim. Ha ciddi söylüyorum, yapıştın kaldın kola. Bıraksana. Bana bak, bana kötü davranma.
Düşmez kalkmaz bir Allah. Memur adamsın, 3.30 paraya çalışıyorsun. Yarın öbür gün yenge seni terk etse ve hasıl ihtiyaç olsa ne bok yiyeceksin? Öyle mağara gibi ağzını açmayacaksın. Bana geleceksin. Kerim diyeceksin. Kerim. Sadece Kerim, başında bir şey yok. Ama sen kem de desen, küm de desen, ben senin ne demek istediğini anlayacağım. Niye? Çünkü bana gelip de dantelip bir isteyecek halin yok ya. Çıldırtma beni. Ay, çekil şuradan. Ne oluyor lan, ne bu ses? Ah, iyi günler amirim. Ayol, bıraksana şu kolu. Amirim. Bırak, bırak. Teşekkür ederim. İyi günler amirim. Ben size kendimi takdim edeyim. Ben Kerim, şahsen pezevengim. Belli oluyor. Hemen ben size durumu özetleyeyim isterseniz. Biz hiçbir şey yapmıyorduk. Bu polis insan... Ananı... Ana... Aaa! Ama daha kafadan ananı olmuyor. Vallahi şansını zorlama, istersen dediğini yapar. Oo, vahşi. Ben tekrar durumu özetleyeyim isterseniz. Biz hiçbir şey yapmıyorduk. Her Türk vatandaşı gibi hiçbir şey yapmadan yine buraya getirildi. Komiserim, bu sokakta karlar bunun peşinde iş kovalıyorlardı. Gördüm. Kovaladı derken? Ha evet, karılar önde, ben arkada, birbirimizi kovaladık böyle. Kaç lan! Sokağa çıkmanın yasak olduğunu bilmiyor musun sen? Ay, bilmez miyim amirim? Biz zaten sokakta değildik ki. Biz bizim fakirhanenin önündeydik. Ha. Fakirhane dedim, bildiğin kerhane. Biz onun önündeydik. Aslen orada biz sizin yapmaya çalıştığınız işi yapıyoruz. Bizim yaptığımız iş. Ah, ben galiba yanlış bir şey söyledim. Sıçtın. Evet, galiba öyle bir şey oldu. Biz ne yapıyormuşuz lan kerhanenin önünde? Ben yanlış bir şey söyledim. Doğru kelimeyi arıyorum. Bulsam söyleyeceğim de bulamıyorum. Bak bul. Az evvel bir arkadaş bulamadı. Koridorda prize taktık onu. Maşallah, bana nasip değilmiş. Yok, var bizde üçlü priz. Amirim, ben şey demeye çalıştım. Sokaktakileri içeri almaya çalışıyorduk. Malumunuz, bizim işler sokakta olmuyor. Güzel. At arkadaşı içeri. Sokakta olmuyormuş. İçeride ne bok yerse yesin. Arkadaşı... Ay bir saniye amirim. Ay bir dakika, bir şey izah... Amirim bir saniye lütfen. Ayol, bıraksana şu kolu amirim. Lan bırak, her yere vırı vırı oynuyor zaten. Koparacak kolunu, başımıza kalacak. Amirim bakın, ben bu ülkenin çok saygıdeğer bir vatandaşıyım. Belli. Benim 28 göbek sülalem hepsi pezevenk. Sülalede istikrar var. Aynen öyle. Babam, amcam, dayım. Dayımın oğlu, amcamın oğlu, babamın oğlu ki ben oluyorum. Hepimiz pezevengiz. Hatta 29. göbekten, ta Osmanlı zamanından, büyük dedem benim Sefer dedem, Baltacı Mehmet Paşa'nın sol taş... Sağ. Sağ tarafında. Hı? Sağ cenahında. Hı? Orada bulunuyormuş. Yani sizin anlayacağınız, bizim soyumuz Osmanlı şeysine kadar dayanıyor. Allah'tan solum, geri kalanı dayanmış. Çünkü sende dayanacak bir şey yok. Senin önünü kesmişler. Evet, arkadan da destek olmadılar. Nerede buldun lan bunu? Taksim komiserim. Tarlabaşı komiserim. Aa, ne fark eder komiserim? Oraya başkası bakıyor komiserim. Aa. Şimdi oraya başkası bakıyor derken, hani Taksim sağcıların, ne bileyim, tarlabaşı solcuların falan gibi bir şey mi? Gibi bir şey mi? Öyle bir şey değil. Ben sağ sol bilmem, aksi gibi ortasıyla ilgilenirim. Ha öyle bir şey. Öyle bir şey. Oraya bizim şey bakıyor, Kadir, pezevenk Kadir, o bakıyor. Ha. Evet. Gel. Geleyim, oraya geleyim, orada anlatayım. Siz yabancı değilsiniz, ben bir şey izah etmek istiyorum. Et size. Bakayım. Kadir'in elindeki karılar kötü. Aa, vallahi bak, bende bir uzun var. Aa. Ayaklarından başlıyorsun, yukarı çıkana kadar memlekette iki başbakan değişiyor. Hadi canım. Hatta üç. Güzel. Güzel. Yaz oğlum. Yaz kızım. İsim neydi? Kerim. Sadece Kerim, başında bir şey yok. Kerim başında bir şey yok. Bey dedi ki başbakanı değiştirecekmiş. Bu eylemini gerçekleştirmek için 5 orospuyla çete kurmuşlar. Amirim bir saniye. Ne? Kimmiş başbakanı değiştirecekmiş? Sen değiştirecekmişsin işte, söyledin, yazdık biz de. Ben böyle bir şey söylemedim amirim. Aa. Ben ihtiyaç olursa dedim. Ha öyle. Öyle dedim. Doğru yazsana lan. Doğru yazsana manyak. Vurma lan be, vurma. Hayır vurmam be. Vurduk mu lan sen de kendine? Hiç lan manyak. Gerizekalı. Doğru yaz, adam başka bir şey. Sen nereden uyduruyorsun lan bunları? Bunun topunu sen mi alıyorsun? Ha?
olursa. Öyle demiş. Yaz arasında değil. Başbakanın değişmeye ihtiyacı var dedi. Orospular da aynı fikirde mi? Ay bunu da ben mi dedim şimdi? Lan zırt pırt değiştirtme, sen söylüyorsun, biz yazıyoruz, bu çocuk uydurmuyor ya bunu. Amirim ben karılardan bahsediyorum. Başbakanın karılarla ne işi olabilir? Ha öyle. Öyle dedim. Yaz. Yaz. Başbakanın üstü örtülü bir biçimde şöyle böyle dedi. Ay amirim yanlış anladın. Ayol kabinede başbakanın erkek olduğunu bilmeyen mi var? Güzel. Evet. Başbakan nezdinde bütün kabineye şöyle böyle dedi. Ay biraz daha konuşursam hiç cumhurbaşkanına varacak. O da mı öyleymiş? Aaa. Yaz anasını satayım. Konuşursam cumhurbaşkanını da sallarım dedi. Ay sallamazsam şerefsizim. Atma şunu içeri. Atma. 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 Ebe atma. Amirim bir saniye, sen beni yanlış anladın. Ne yanlış anladın? Ayol ben onlarla ilgili konuşmuyorum. Kimle ilgili konuşuyorsun? Ben sizinle ilgili konuşuyorum. Ben meşhur valla bu kadar ipne lan. Ayol onu demiyorum. Sizin karıya ihtiyaç olursa diyorum. Benim karıya... kimin ihtiyacı var lan? Öyle değil amirim. Sizin karıya benim ihtiyacım olursa... Vurayım mı lan seni? Ya ne yapıyorsun manyak, şeytan doldurun. Vurdurdum lan ben onu. Ay yok öyle bir şey. Nereden çıktı lan benim karım? Nereden çıktı senin karım? Nereden çıktı benim karım? Yok öyle bir karı. Yok öyle bir karı. Yok öyle bir şey. Sil lan benim karıyı. Sil lan onun karıyı. Nereden çıktı? Yok benim karı. Senin karı olur mu orada? Yok orada benim karı. Senin karı cepte. Dursun lan cepte. Burada duruyor. Sil lan karı. Sil lan. Aminim bir saniye. Aklıma geldi. Cep dediğince aklıma geldi. Ne geldi? Sen hiç sessiz sinema oynadın mı kız amirim? Oynadım. Oh nihayet. Hayır böyle konuşarak anlaşamıyoruz. Bari sessiz sinema yöntemiyle anlaşalım. Ha. Bak sen geç şimdi oraya, ben anlatacağım sana, geç. Bana bak, benim karıyı falan karıştırma, o daktiloyu yediririm sana. Bana bak, beni doğru dinle, ağzına sıçar yemin ediyorum Allah'ım. Aminim hazır mısın? Hazırım. Başlıyorum. Başla. Ne yazdın lan? Angut. Çıt çıt. İki mi? Lan ne diyeceksin? Biri gelse baksa iki diye. İbnenin biri iki dedi. Yazdın mı diyeceksin? Hazır mısın amirim? Hazırım. Başlıyorum tekrar. Başla. İki. Tuzluk. Evet bu da karabiber, yemeği ekliyorsun böyle. Ayol yerli yerli. Kızılderili mi? Evet iki kızılderili var, iki de kovboy var, böyle atları biniyorlar böyle. Kanka bir çık lan. Ayol yerli film manasında. Öyle de. E tamam ama attın bu kısmı. At. Hemen başa geçiyorum. Geç. Bir. B. İki. Ulan bu benim... Bu senin karı değil. Yaz. Bahsi geçen orospunun... benim karıyla alakası yok. Hazır mısın amirim? Hazırım. Başlıyorum tekrar. Başla. Bir. B. İki. Seni. Ay kürmet. Adamına sabrı sıklatma. Sinir lan burada. Ay pardon amirim, tamamıyla el alışkanlığı, kusura bakma, pardon. Aa, baştan alacağım. Al. Bir. Ben. İki. Karılar. O ne lan? Karıya ek var. Kim ekliyor lan karıya? Aa karılar, çoğuk komiserim, ler ler lür. Lan biliyorum da söylemiyor. Ay baştan alacağım. Al. Ay hiç bitmiyor. Bir, ben, iki, karılar, at da çabuk at, at adamın zıplatmayın da asabını, ben yakettiniz beni be. Aman at be at, içim şişti, at be aman. Pezevenk. Efendim. Lan.
Ben böyle rezalet görmedim yemin ediyorum. Ay gel canım benim. Çocuğumun da kafasına vura vura ne hale getirdi canım benim. O eli al oradan. Al o eli oradan. Hadi. Hadi sen de ağlama, 2 dakika erkek ol. Hadi. Anlamadım ki ben. Vermişler başına bunu amir diye, başbakan diyor, cumhurbaşkanı diyor. Ne diyor bilmiyorum. Bir daha döndüğümde oradaysa bu iş tamam. Allah'ım sen büyüksün, ben küçük. Selamın aleyküm. Selam. Siz hangi bölgenin adamı? Bölge adamı. Ben kimsenin adamı olmadığım için buradayım zaten. Oo, ağırmış. Peki ne sebepten buradasınız siz? Ben insanların mutlu olmasını istediğim için buradayım. Aynı sebepten buradayım. Yemin ediyorum aynı sebepten buradayım. Demek ki içeride buna gıcık oldular. Bunu söylediğim an bitti olay. Sen de mi yazarsın? Yok, ben yazar değilim. Bildiri işinde falan mısın? Henüz bir bildirmişliğimiz yok çok şükür. Ama partidensin. Yok, hayır, partiden değilim, hayır. Anladım, sen işin mutfağındasın. Mutfak derken bildiğimiz yemek yapılan mutfaktan mı bahsediyoruz? Beyin takımı yani. Beyin? Ay beyin, çok severim, zeytinyağı, limon şahane olur. Ama konu bu değil galiba. Konu bu değil, anladım ben, değil. İlk yakalanışın mı? Yok, birkaç sefer yakalanmışlığımız var çok şükür. Geçmiş olsun yoldaş. Geçmiş olsun. Bu halkın mutluluğu için her şeye değer. Sonunda ışığı nasıl olsa göreceğiz. Söylediklerinden bir bok anladıysam ne olayım ben? Aa, gitti öyle ışığın altında, heykel gibi duruyor böyle. Kız ne yapıyorsun? Gelsene buraya. Ay hiç tınlamıyor vallahi. Aa. Ha evet, ışık aldı yüzün. Nur geldi nur. Akça bakça oldun böyle. Aa, umurunda değil. Orada matah bir şey var herhalde. O gelmedi, ben gideyim. Hadi peki. Hadi sen gelmedin, ben geliyorum. Ne yapayım, beraber ışığa bakıyoruz. Hadi ışığa bakalım beraber. Hadi. Hadi. Ne oluyorsa böyle bakıyoruz. Hadi bakalım beraber bak. Ay affedersiniz, bir şey soracağım ben. Sor. Neyin sonunda neyi görüyoruz, o kısmı anlayamadım. Yani. Evet. Bu zulmün sonunda mutluluğu yakalayacağız. Hadi buyurun bakalım. Siz buna zulüm mü diyorsunuz? Evet. E bizde bundan zevk alan var. E ne mutlu sana. Sen iyi bir yerdesin. Fena değil, tarla başı. Hiç içeride yattın mı peki? İçeride yattın mı? Ha ben o kısmı size izah edemedim. Ben yatmıyorum. Daha ziyade yatırıyorum. Arka plandaysa. Arka plan işte bu. Oh nihayet anlaştık. Arka plan tamam. Ama bak seni de yakalamışlar. Oluyor tabii, yapacak bir şey yok. Üzülme dostum. Üzülme yoldaş. Devrim gerçekleşince bunların hiçbiri olmayacak. Devrim gerçekleşecek. Amirim. Amirim. Ayol amirim. Ben partizanca. Amirim. Çav bella çav bella çav bella çav çav çav. Sen gömbelisin. Ellerinle beni. Ellerinle toprağıma. Güneş doğacak. Açacak çiçek. Çav bella çav bella çav bella. Çav 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 çav.
gelip geçenler diyecek merhaba. Merhaba ey güzel çiçek. Doğum günün bana... Ay. Ay birden gaza geldim yemin ediyorum valla. Ama sana ant verdim bu alkışlar sana. Kurban olayım lütfen. Ona bu alkışlar lütfen. Ben diyorum ki yoldaş. Devrim gerçekleşince bunlar... Devrim gerçekleşince bunların hiçbiri olmayacak. Herkes eşit olacak. İşte ben de diyorum ki eşit ama yan yana olacak. Yan yana olacak tabii. Bir anlamda yan yana. İşte bir anlamda yan yana olacak ama bazen öyle olmayacak. Nasıl yani? Şimdi adam bazen üstte olmak istiyor, bazen altta olmak istiyor. Nasıl yani? Sen bu durumda bir şey demiyor musun? Müdahale etmiyor musun? Ayol adam parasını vermiş. Şeyini mi tutacağım ben onu? Ne yani? Sen emek mi satıyorsun? O dediğin iyi bir şeyse onu da yaparım anasını satayım. Anlaşıldı senin ne oldu? Anlaşıldı. Sen sendikacısın. Neciyim ben? Sendikacı. Ay hiç bu açıdan düşünmemiştim. Sayılır sayılır. Sendika sayılır. Ama bizim sendikaya bağlı üyeler öyle lemayolcu, overlockçu falan değil, bildiğin orospu. Ne? Sen nesin be? Ben pezevengim, sen nesin? Ben yazarım. Oo. Devrimci hareket. Oo. Tam dört tane kitap. Ha, sok gözüme. Ne insanların mutluluğundan bahsediyorsun sen? İnsanların mutluluğu işte. Pezeveklik yaparak. Sen mutlu ettiğini söylüyorsun ya. Benim dediğim doğru. Benim dediğim de doğru. Sen yazarken mi mutlu olursun, sevişirken mi? Ben yekten insanları seviştiriyorum. Gözün çıkmasın senin değil mi? Ay! Ne yani, ne yani? Yani şimdi bu Allah'ın pezevengi bizim mesleğimizi hor görüyor yani. Allah pezevengi mi? Ay dokunma bana. Ay çok gücüme gitti. Şurama oturdu yemin ediyorum. Ay çok gücüme gitti. Nefes al. Aldım ben her şeyi. Bana bak. Bugüne bugün benim mesleğim çok önemli bir meslek, tamam mı? Bugün benim mesleğim ortadan kalksa, senin o yoldaşçıların var ya, yoldaşçıların, hepsi açıkta kalır. Ha. Senin mesleğin ortadan kalksa memlekette hipermetrop sayısı azalır. 1-0. Ya ben seninle niye tartışıyorum? Ay tartışamazsın zaten. Ben seninle niye tartışıyorum? Ay ben hadi madileşme. Naş, naş, naş. Ben naş. Burada oturmuşum. Hadi, seninle hadi, tartışıyorum. Hadi, 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 hadi. Ben seninle oturup tartışıyorum ya. Ben seninle hala konuşuyorum. Tamam, tamam konuşuyorum. Ben seninle tartışmam. Şimdi bana bak. Ne? Ay dur sakin ol, tartışmayacağım tamam. Bir gelsene şöyle. Gel gel şuraya gel. Bir şöyle bir dön. Işığın altında durmuştun ya, heykel gibi öyle bir dön. Dur bakayım sana. Hı. Tamam ben anladım seni. Neyi? Sende bu asabiyet ondan var. Neden var lan? Sende tam bir pezevenk tipi var. Ne diyorsun lan sen? Ay ciddi söylüyorum, iyi meslek bizimkisi, bize gel. İyi meslek. İyi meslek. İyi meslek, iyi meslek. Ha dalga geçiyorsun. Yani. Nesi kötü bizim mesleğin, söyler misin? Tamam ulan. Tamam ulan. Tamam. Evet. Diyelim. Diyelim. Yarın öbür gün kız istemeye gittin. Ne yapmaya gittin? Kız istemeye. Ben gidiyorum kız istemeye. Ay sinirlerim bozuldu birden. Ay seni bir kıracağım. Gittim kız istemeye. Hadi gittim. Ha, gittin. Bakalım, gittim. Gittin. Evet. Mesleği ne diye sordular. Tabii kayınvaliden merak ediyor benim mesleğimi. Ben de artık o kızla ne yapacaksam. Ay hadi sordular, ha, sordular. Sordular. Evet. Sordular. Evet. Pezevengin mi diyeceksin?
Ha. Ya. Al sana bir bir. Ha bir bir diyorsun. Bir bir diyorum. Hor görüyorsun. Bir nevi. Peki ağzının payını verme zamanı geldi. Hadi bakalım. O zaman şöyle yapalım. İzninle şunu bulmaya çalışıyorum. Zor çıktı. Şu tebeşiri alır mısın lütfen? Biliyorum bana da tuhaf geliyor ama oradan çıktı. Şimdi lütfen yere pezevenk yazar mısın? Niye? Yazarsın ya, yazar mısın? Aa. Yazalım bakalım. Yaz bakalım. Çok güzel. Şimdi ne görüyorsun orada? Pezevenk. Burada. Pezevenk. Müthiş. Şimdi ikinci etaba geçiyoruz. Geç bakalım. İzninle şu paraları ben şöyle üstüne doğru bir koyacağım şöyle. Evet. Şunları da ayırayım. Şimdi ne görüyorsun orada? Para. Burada. Para. Demek ki neymiş? Neymiş? Paranın örtemeyeceği şey yok. Bitti kibir. Ayol ben bir saattir boşuna mı konuşuyorum? Ne? Gel diyorum, iyi meslek bizimkisi diyorum. Ha. Ben seni vaktim olmadığı için çağırıyorum, vakitsizlikten. Ha. Vaktim olsa parayı niye bölüşeceğim? Düşün, benim vakitsizliğimden dışarıda bir sürü kadın boşu boşuna namuslu geziyor o derece. Ya bırak Allah aşkına bu lafları ya. Hadi hadi sen de konuşuyorsun hala kanka. Siz. Sen değilsin, otur yani, otur! Komünist. Hihi. Atak geldi. Belli belli panik atak. Biz sizi yanlışlıkla içeri atmışız. Ay öyle mi olmuş? Cesur yürek. Aklın başına geldi mi senin? Geldi. O deminki sesi nereden çıkardın? Şurada. Belli. Görüyorsun değil mi? Toplum bile benimle aynı fikirde. Sen hala çiçek alacaksın da büyüteceksin o çiçekleri. Yalnız ek çıkmadan komiserim sizinle bir konu görüşmek istiyor. Hayırdır inşallah. Hayır. Ek. Ha ekleriz ekleriz tamam. Ananı. Ay bu da hala ananı diyor bana be. Aa. İzninle şu paraları ben bir alacağım şuradan. Şöyle bir toparlayayım. Seni gene pezevenkle baş başa bırakıyorum. Şunu da takdim edeyim. Ne bu? Büyütmek için almak lazım. Çiçek alır sularsın. Sen kim ikna etti yani? Kim ikna ederse etsin. Pezevenk de yazar da iyi adam. İnsanların mutluluğunu istiyorlar. Da hani sen biraz önce şey demiştin ya. Erkekler kadınlara yalan söyleyemez diye. Evet. Ben Melek'le iken sen... Ben böyle bir şey tahmin etmiş miydim, onu mu soruyorsun? Evet. Hayır. Biliyorsun insanlar bazen yalanlara inanmak isterler. İyiymiş. Fakat bunun sonucunda hayal kırıklığının boyutu daha da artar Boracığım. Ya Leyla sana da bir türlü yaranılmıyor ha. Bence sorun ne biliyor musun? Neymiş? Sen çok mükemmeliyetçisin. Ben... Ayol seninle çıktım be. Aynı zamanda çok da kırıcı. Vallahi kırıcı olmak konusunda nedense senin üstüne tanımıyorum Boracığım. Neyse biz işimize dönelim istersen ha. Lütfen. Evet ne diyorduk? 80'leri geçtik 90'lar. Kadın ve erkek ilişkisinde genç kuşağın yükselişi. Flörtün mesela daha bir kabul görüşü. Flört. Bence hepsinin masumu. Flörtle beraber yanlış anlaşılmalar, karışıklıklar. Hiç öyle bakmayı yemem. Ayrıca seninkisi yanlış anlaşılma falan değil. Hala açıklayamıyorsun durumu. Hoş geldiniz. Ne? Hoş bulduk. Ne alırsınız? Ben de şu an almasam şimdi almayayım olur mu? Şimdi almayayım tamam? Olur. Şey bakar mısın? Gel. Ben birisiyle buluşacağım da. He, arkadaş mı? Arkadaş mı? Değil, yani tam olarak şey sayılmaz yani. Arkadaş sayılmaz değil. Ne peki? Ne peki? Ne? Ya, ben aslında onu tanımıyorum. Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl? Ya, şimdi ben söyleyeceğim ama çok utanıyorum. Bir şey içmekten mi utanıyorsunuz hanımefendi? Hayır, değil. Bir şey içmekten utanmam ben. Ben şeyden utanıyorum. Ben yani şu durumda bulunmaktan çok utanıyorum. Peki o ne demek hanımefendi? O ne demek? Oturmaz mısın? İyi böyle. Ben ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın? Ben gazete yeni vermiştim. Mesela gazete okuyor musun? Hah?
biliyorum. Sen şey biliyor musun? Gönül postasını biliyor musun? Gönül postaları var yani gönül postaları. Ya gönül postası diyorum ya, biliyor musun onu? Evet biliyorum gönül postasını. Ha, gönül postasını biliyorum evet. İşte ben de onu diyorum. Ben gönül postasını ilan vermiştim. Oradan da birisi bana cevap verdi. Ha, bir kişi mi aradı sadece? Hayır, çok talep var. Kaç kişi aradı? Bir kişi. Hay Allah. Ya aslında ben hayatım boyunca karşı olmuşumdur böyle şeyler ama ben acilen birisi bulmazsam yani acilen evlenmezsem annem beni evlendirecek öyle dedi. Kızım dedi senin de değişik geçelim. Anladım. Özetle diyorsunuz hadi ki ben bir şey içmeyeceğim. Ya ben gideyim ya, sonra ya, geleyim. Ya, ya gider misin? Tamam abi bir yarım saat daha bekleyin geliyorum işte. Abi bir yere uğrayacağım şu benim köpek mevzunu halledeyim geleceğim. Yok mu benim Karabaş? Tamam işte. Onu çiftleştirmek için gazeteye ilan vermiştim. Şimdi bir dişi köpek sahibi aradı. Onunla buluşup geleceğim hemen. Bekleyin. Hadi bay. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Gazete ilanı için mi? Evet. Şu bayan. Nereden biliyorsun sen? Herkes anlatıyor. Allah Allah. Merhaba. Berk ben. Merhaba ben de Berk. Şaka Özge. Ben artık siparişleri alabilir miyim? Kola içeriz. İki kola gelsin. Tabii ki. Ben de bir kola alabilir miyim? Buyurun. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyi. Şey... ben biraz heyecanlıyım da. Aa niye? Ne var canım heyecanlanacak? Siz heyecanlı değil misiniz yani? Yok ben alıştım benim 7. Şimdi bu devirde insanlarla anlaşması kolay değil. İnşallah sizinle anlaşırız çünkü benim çok da fazla vaktim yok. Ne gibi ya aslında benim için çok önemli bir şey bu. Çok mu önemsiyorsunuz? Hı hı. Aa niye? Ne de olsa ilk tecrübe. Ha ilk. Ondan. Ondan. Yaş kaç? Yaş? Hı. 23. Evet. Oha. 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 Ya nasıl yani 20 çok mu? Ha çok mu? Ha? Az mı? Az mı? Çok mu? Çok. Sen ya kaç bekliyordunuz? Ha? Yani taş patlasın 13 14. 13 14. Ha. Çok küçük değil mi oğlum? Küçücük oğlum. Yok şimdi aslında normali o. Yani siz biraz geç kalmışsınız. Evet. Annem diyordu kızım sen geç kaldın diyordu. Ona inanmadım. Sana inandım. Evet. Yani ben de aslında kompedanın sayılmam yani. Konuya girsek. Konu değil mi bu? Yok yani sadede gelelim. Diye. Gelelim. Tamam gelelim şey yapalım o zaman. Mesela ne yapalım? Biz kötü alışkanlıklardan bahsettik. Olur var mı sende? Yok. Yani bir tane bir şey var ama o da sizi çok ilgilendirmez. Nedir? Ayıptır söylemesi. Heyecanlanınca ulu orta koy veriyoruz. Nasıl ya? Nereye koy veriyorsunuz? Yani işte nerede heyecanlanmışsak. Sokakta bazen kaldırımın kenarı, bazen evde halının üzeri, yok odanın köşesi. Ama hiç merak etmeyin ben önlemimi aldım. Ne yapıyorsunuz? Faraş taşıyorum. Faraş. Topcum bildiğimiz faraş. Yapılınca kimse görmeden alıp birinin bahçesine atıp kaçıyorum. Yapılıyor kimse görmeden bahçeye atıp. Evet. Allah Allah. Hiç öyle gözükmüyor ama. Şey yapıyorsun da psikoloğa falan gitmişsin. Psikolog doktora gitmişsin. Yok ya yani yok öyle psikologluk bir tarafı yok canım. Yani alıştık biz zaten. Heyecanlanmayınca olmuyor. Sadece heyecanlanınca. Heyecanlanınca oluyor maalesef. Başka merak ettiğiniz? Senin sormak istediğin bir şey var mı senin? Ha? Ne var mı senin? Yani ben aslında bu 23 mevzuna takıldım. Niye? Yani o kadar kötü mü? 23 kötü mü? Ha? Kötü mü? Yani doğurganlık bitmiş olmasın. Doğurganlık mı? Doğurganlık önemli yani. Ha, şey diyorsunuz değil mi? Siz ya çocukları seviyorsunuz yani onu diyorsun değil mi? Ha? Çocukları seviyorsunuz değil mi? Ha? Siz çocuk mu diyorsunuz? Size ne diyorsunuz? Enik.
Yavru da olur. Yavru. Olur. Olur. Kaç tane yavru ve enik var kafanızda? Vallahi açıkçası olabildiği kadar olsun. 8 olur, 9 olur. Ne? 9 mu? Ya biz ne yapacağız? Nasıl bakacağız 9'una birden hepsine? Yo yo yo. Şimdi hepsine biz bakmayacağız. Ne yapacağız? Ya affedersiniz ama ben çok iyi baktım. Benimkini gören yavrusunu istiyor. Bu şey bu... bu ya sizinki mi? Siz böyle şey yapıyor musunuz? Bunu gösteriyor musunuz bunu? Ha? Vallahi hiç yoksa günde en aşağı 2 kere havalandırmaya çıkarıyorum. Nereye? Dışarı. Dışarı. Sokağa. Sokağa? Yani insanlar görüyorlar mı bunu? Ha? Vallahi havalandırmaya çıkarıyorum hanımefendi. Üstünü örtecek halim yok. Siz hiç mi çıkartmıyorsunuz? Ne münasebet canım? Ben niye çıkarayım ki? Allah aşkına hiç gün yüzü görmedi mi? Ay tabii ki görmüyor canım. Nasıl sende şimdi ama? He? Ondan bulmuş bu 23'ü yoksa çoktan giderdi. Ama yani bunlar böyle ilk günden konuşulmaz ki canım. Ayıp değil mi yani? Ayıp. Ayıp. Hanımefendi ilk günden bunları konuşacağız, anlaşacağız. Ona göre davranacağız değil mi? Ne geldik buraya? Kola içmeye mi? Allah Allah ya. Ben bir şeye takıldım. Neye takıldınız? Şu dışları çıkarma konusuna. Nesine takıldınız? Ya insanlar hiçbir şey demiyorlar mı bunu çıkarınca? Ha? Hayır efendim. Sevmek isteyen bile oluyor. Sevmek mi istiyorlar ya? Sevmek mi istiyorlar onlar? Sevmek istiyorlar ama öyle bir anda yaklaşamıyorlar, ürküyorlar. Niye? Ayıptır söylemese, benimki biraz heybetli. Heybetli mi? Ayakta burama geliyor. Oh! Oh! Ne o mu ben anlamadım yani. Ben söyledim hanımefendi, ben iyi baktım yani. Benimkini gören çevirip kafayı bir daha bakıyor. Benim arkadaşta var bir tane şu kadar. Bütün gün elinde dolaştırıyor. Bir Allah'ın kulu da çevirip kafayı bakmıyor. Sen bir çıkarıyorsun. Ben bir çıkarıyorum, ortalıkta adam kalmıyor. Ben anlatayım sana. Geçen de mahallede kavga çıktı. Yeminle kapıdan kafasını gösterdi. Sadece kafasını gösterdim, sokakta adam kalmadı. Yani ben böyle söyledim, ben çok iyi baktım diye hanımefendi yani. Şikayet eden olmuyor mu bunu? Şikayet eden ha? Ha, şikayet eden falan olmuyor. Soran bile var. Nerede sizinki mi diyorlar yani? Nerede sizinki? Ne zamandır görmüyoruz, çıkarın da bir sevelim diyorlar. Hayır, ben böbürlenmeyi sevmem. Ben anlamadım nereden buraya geldik. Yavru mavru ondan bahsediyorduk. Ya ben diyorum ki bu 9 tane çok değil mi ya? Nasıl bakacağız biz 9'una birden? Çok. Ben de hepsine biz bakmayacağız diyorum. Ne yapacağız? Satacağız. Ne? Ne satması? Sen nereye satıyorsun? Nereye? Ne yapacağız? 9 tanesinin turşusunu mu kuracağız? Bana bak, ben yavrularımı, eriklerimi falan satmam. Hemen satılmaz zaten. 3 ay meme emecek. Ondan sonra. Sonra? Sonra tanesine 1500 dolar veriyorlar. Çak 9 kere 1500, 13.500 dolar eder. Yuh! Yuh! Ben niye gazeteye ilan verdim? Ya kusura bakmayın beyefendi ama siz siteme manyak mısınız? Siz manyak mısın sen? Manyak mısın? Sensin manyak be! Bu kalpsizlik mi bu senin yaptığın? Asıl bu sizin yaptığınız pimpiriklilik. Alt tarafı bir çiftleşme yani. Ne? Çiftleşme mi? Ne? Çiftleşme ne zannettin? Manyak mısın sen? Sensin manyak. Garson! Allah! Garson! Senin yasağını örtmüşsün. Evet! Sen! Kameralar! Hayır! Doktor! Doktor!
sonunda bitti. Leyla'cığım ne diyorsun sen? Ne bitmesi, elinde git. Ne yapıyorsun Leyla? Bugünün ilişkisi ne olacak? O da sizsiniz ya işte. Nasıl yani hocam? Ha, o zaman neymiş? Neymiş? Adem'le Havva, Katerina'yla Baltacı finallendiğine göre biz de ne cık hocam ya? Yavrum, onların hepsi yaşandı, bitti gitti, unut silah kafandan. Ama sizler buradan çıkacaksınız, kendi hikayenizi finalini kendiniz yazacaksınız ya. Peki kitap? Al hocam burada. Al sana kitap, al sana müfredat, al. Hocam, Leyla ile biz... Yavrum, o zaten senin değil miydi? Benim de hocam. O çok eskidendi. Hocam, ben gittim. Leyla bekler misin? Leyla bir saniye. Hocam, büyük kızımıza selam. Leyla, buraya gel. Leyla. Neyse. Efendim, hemen kitabımızın ilk sayfasını açıyoruz. Ademli Havva. Bir daha yok dedim. Yemin ediyorum söyledim. Bu kadar insaydı durmadan mı çıktı? Nereden öğrendiler? Yok. Ben bu boku kendi başıma yapmayı öğreneyim. O zaman sorarım sana. İnşallah hepimiz güveniyoruz sana Adem. Hadi bakalım. Hemen kitabımızın son sayfasını açıyoruz efendim. Leyla ile Bora. Leyla ben Melih değil, seni seviyorum. Gerçekten mi? Evet. Tutma lan! Bu vahşi tavrına bayılıyorum. Leyla buraya gel. Efendim, demek ki neymiş? Kaçanla, teşekkür ederim efendim, kovalayanın hikayesiymiş bu. Bunu da artık içimizden bir zahmet... Affedersiniz, profesör mü? Evet. O da müfredat olmalı. Evet, siz kimsiniz? Kendimi tanıştırayım, ismim Burak Kartuş, sosyal bilgiler öğretmeniyim. Müdür bey beni yolladı, müfredat sizden olacakmışım. Biliyorsunuz bu Avrupa Birliği'nin uyum sürecinde bazı ek dersler kondu. Söylediğim gibi kendim sosyal bilgiler öğretmeniyim ama... Türkiye'deki bu dandik derslere bizi soktukları için bu dersi de ben okutacağım efendim. He. Olsun, bu da zaten sosyal bir konu hocam. Sosyal bir konuysa çok güzel. Tabii tabii, çocuklar eğitim bekler, ben sizi daha fazla bekletmeyeyim. Teşekkürler. Buyurun. Çocuklar oturmuşsunuz, çok güzel bir yoklama yaptınız mı? Evet öğretmenim. Aferin kızım sana. Çocuklar bugün yeni bir derse başlıyoruz. Burada cins cins şeyler yazıyor. Dersin adı cinsellik. Ders cinsellik. Cinsellik. Evet. Resimleri var mı bu? Orta sayfadaki benim. Biz çocuklara bunu mu öğreteceğiz efendim ha? Tabii. Bunu öğreteceğiz. Evet. Tövbe estağfurullah. Çocuklar aranızda şarkı türkü söylemeyi bilen var mı? Ben. Söyle kızım sen. Donmuştu, pencereye konuştu. Aldım onu, içir diye, kik kik kik, ötsün diye, pırpır ederken canlandı. Aferin kaçanla kovalayanın hikayesi bu. Yol belli, iz belli, kovalayanın kaçanı yakalayacağı yer belli. Birimiz hep ister, ötekisi zora koşar. Birine alan deriz, öbürüne de veren. Verenin zorluk çıkarması alışverişin gereğinden. Yapma, ayıp sana valla. Olur da konuşulur mu bunlar? Biz buna ayıp deriz ama bu ayıp üstüne döner dünya. Yapma, ayıp sana valla. Olur da konuşulur mu bunlar? Biz buna ayıp deriz ama bu ayıp üstüne döner dünya. Ayıp dediğimiz şey varlığımızın hikayesi. Ayıp dememiz ayıp ettiğimizin göstergesi. Ayıp dediğimiz şey varlığımızın hikayesi. Ayıp dememiz ayıp ettiğimizin göstergesi.
insanla kovalayanın hikayesi bu. Yol belli, iz belli, kovalayanın kaçanı yakalayacağı yer belli. Birimiz hep ister, ötekisi zora koşar. Birine alan deriz, öbürüne de veren. Verenin zorluk çıkarması alışverişin gereğinden. Şşt, yapma, ayıp sana valla. Ulu orta konuşulur mu bunlar? Biz buna ayıp deriz ama bu ayıp üstüne döner dünya. Şşt, yapma, ayıp sana valla. Ulu orta konuşulur mu bunlar? Biz buna ayıp deriz ama bu ayıp üstüne döner dünya. Ayıp dediğimiz şey varlığımızın hikayesi. Ayıp dememiz ayıp ettiğimizin göstergesi. Ayıp dediğimiz şey varlığımızın hikayesi. Ayıp dememiz ayıp ettiğimizin göstergesi.